Hoş geldiniz. USDC üzerine konuşacağız. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseyi al da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. USDC tarafında hacim e, ilerliyor, devam ediyor arkadaşlar. Çok güçlü bir hacim var. Hatta 0.1'lere kadar e, bu elde tutma oranlarına rağmen ilerlediğini görüyoruz. Ne yapıyor en son? Bakın gördüğünüz üzere 34'lere kadar hemen iğneyi bırakıyor. Devamında bir geri çekilmeye doğru gidiyor arkadaşlar. E, mum noktalarına da baktığımızda 4 saatliğin MA200'ünden red yediğini de görüyoruz. Şimdi bu noktada arkadaşlar düzeltmenin 27'lere kadar tekabül etmesi gayet normal. Yani 27 noktalarına kadar saatliğin hareketli ortalamasına kadar geri çekilir. Bu noktadan e, daha aşağıya düşerse özellikle mum kapatırsa 27'nin altında bu açıkçası e, ne yapar? Suyu bulandırır. Yani artık bu patlama hareketinin kısa vadede söndüğünü bize gösterecektir. Haricinde fakat o noktalardan pump yapma ihtimali daha yüksek. Neden daha yüksek? Çünkü güzel bir alım noktası ve hacim de aslında buna müsait sevgili arkadaşlar. Şu anda ilk hedef yeniden 31 pozisyonları olmakla birlikte yükselişte şayet 31'lerin destek aldığını görürsek yeni hedefimiz ise 35'ler olarak karşımıza çıkacak. 35'lerin alınması zaten bambaşka bir etap başlatacağı gibi 42'lere kadar bir yolculuğun devamını bize gösterecek ee, şu anda baktığımız zaman durumlar güzel dediğim gibi 27'lere kadar da geri çekilme kredisi var bütün bunlarla birlikte hacmi koruduğu sürece e, yön yukarı hareketin devam edebileceğinden bahsedebiliriz e, dikkatli olun arkadaşlar içeride kalmayın güçlü yükseliyor bir noktada bunun düzeltmesi Tabii ki de görülecektir İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşçakalın.